Short'su izlediniz mi? Short'su izlemeyen yoktur umarım. Çünkü bugünkü konseptin tamamı shorts'la alakalı. Hangi takımda olacak karakter? Şimdi oraya geçiyoruz. YouTube'a da gidecek bu. Şimdi sizlerle birlikte bir tane oyuncu rastgele oyuncu seçeceğiz. O oyuncunun rebound özelliğini alacağız. Ben o videoda rebound'u unutmuşum. Hangi oyuncunun reboundingini aldığımı unutmuşum. O yüzden yani rebounding almamışım. Öyle bir kategori koymamışım. Oyuncunun rebound özelliği yok şu an. Onu değiştireceğiz. 60 olsun en düşük. 99 olsun en yüksek. Oluştur diyeceğiz. Bu savunma ribandı için 89. Savunma ribandı 89 olacak. Hücum ribandı için tekrar bastım 82. Reboundları da böyle olacak oyuncunun. 89-82 reboundçu da Oyuncuyu 2 numara yaptım. Anthony Davis fiziğinde bir 2 numara, 3 numara. Oyuncumuzun adı, oyuncumuz bu arada Türk. Oyuncuların özelliklerini seçtiğimiz ve tarihin en iyi oyuncusunu oluşturmaya çalıştığımız oyuncu Türk bir oyuncu. İsim düşündük. <laughs> İlkerinyo değil. İsmimiz İlkerinyo değil. Daha böyle isim ne olabilir? Türk oyuncu ismi. NBA'de hangi oyuncularımız var? Oradan bir yorumlama. Sonra işte tarihin en iyi oyuncusu Goat. Gold. Goat'tan gittim ve oyuncumuzun adı Nereden göstereceğim? Buradan göstereceğim. Keçi Osman. Okey miyiz? Keçi Osman. Oyuncunun ismini arızası olan var mı? Ben beğenmedim diyen var mı? Şimdi attributes'tan bir şey ayarlayalım. Bu arada bak mesela Layup özelliğini Joel Embiid'den aldım, onun 89'du. Bitiriciliği Joel Embiid'den aldığım için postu yüksek bir oyuncu. Özellikleri de göstereyim size. Damien Lird'ın üçlüğü 89'muş, o biraz üzdü bence daha fazla olması lazımdı. Daha fazla olması lazımdı. 89 biraz Damien Lird'a az kalmış bence. Top hakimiyeti Kairi'nin 99'muş, tabii ki ne olacaktı başka. Ee, pası biraz düşük, 84 çünkü Drew Holday'ın pası 84'müş. Ee, 82 yapıyoruz rebound'u, rebound'u az önce yaptık. Standing dunk'ı Zeklavin'in 60'mış. Bu da yanlış. Standing dunk'ı 60 yaptık ama Zeklavin'in driving dunk'ı 95 olduğu için 95 gayet iyi. Pass vision işte Juro Holday'den pas aldığımız için bunlar az. Yani oyuncumuz çok asist yapmayacak. Savunma rebound'unda 89 yapıyoruz. Jimmy Butler'ın iç savunması 76, dış savunması 90. Çember altı da çok iyi savunması olmayacağı için çok şey yapamadım. 2 numara yaptım yani. 4 5 numara yapmadım. Blue As, stili çok. Bunlar Jim Butler'ın özelliği ve şunları da göstereceğim size. Ee, boyu 6-10 boyu var. 253 LBS. Bu da Anthony Davis'ten aldığımız özellikler. 2 numarayız. Shooting Guard'ı seçiyor Osman. A artı ve 1. sırada gideceğiz gibi duruyor. Victor Van ben draftından. Şimdi biz bu oyuncunun kariyerini simüle edecek. İlk seneyi simüle edeceğim de sonra draftta kim seçiyorsa o takıma gideceğiz. Rebuild yapmayacağız. Bu oyuncu tarihin en iyisi olabilecek mi? İşte atıyorum Tarihinin olabilmesi için 7 şampiyonluğa mı ihtiyacı var? Alabilecek mi? İşte atıyorum Lebron'un sayıda mı geçmesi lazım? Geçebilecek mi? Bunlara bakacağız. YouTube'a da gelecek bu. YouTube'a da gelecek. Ee, serbest atış Cedi Osman yapmadık. Keçi Osman o isim şakası o. Kaç sezon gidiyoruz? Valla ne kadar gücümüz yeterse o kadar gideceğiz ya. Minimum 10 sezon diyeyim ben size. Minimum 10 sezon. Bu sezon umrumuzda değil çünkü Philadelphia'yı şey yapıyoruz simüle ediyoruz. Bu daha draftta oyuncumuz. Oyuncumuz draftta. Bu sıfırıncı sezonumuz yani. Sakatlıklar kapalı. Sakatlıkları kapattık. Keçi Osman sakatlanmasın. Bir oyuncuyu da deneyeceğim evet. Nasıl olmuş? Animasyonları falan bilmiyoruz ama onları ayarlamadık. Oyuncunun becleri, tendency'leri. Mesela Drew Holiday'in hangi savunma beci varsa o yok. Yanlış oldu. Jimmy Butler'ın hangi savunma beci varsa o beci kattım oyuncuya. Damian Lillard'ın şut becilerini koydum. Kyrie Irving'in top hakimiyeti bejlerini koydum. Bu oyuncuların tendensilerini de aldım. Ya bu oyuncu yapmak size şöyle söyleyeyim bir, bir buçuk saatin falan aldı. Çünkü internette bir kaynak yok yani bir database yok hangi oyuncunun reytingleri ne kadar diye. Vaktimizi aldı ama olsun sıkıntı yok. İlk sezon direkt simüle ediyoruz. Jason Tatum şampiyon oluyor. Lebron bir şampiyonluk daha olsa God tartışması biraz zor olurdu Keçi Osman için. Ama bakalım. Şimdi drafta gidelim. NBA draft. Ben Ben Yama mı seçilecek? Kedi Osman diyordum az kalsın. Keçi Osman mı seçilecek? Birinci sıradan Charlotte Hornets'e gidiyor ya. Ya ben de bu kariyerimiz var. Charlotte Hornets'le Özdeşleşen bir adam oldum. Hiç de istemem. Hiç de sevmem. Keçi Osman birinci sıradan Charlotte Hornet yaptı. 97 overall. Buradan badge'lerini falan da görebiliriz. İşte bu finishing'ler adını söyle Joel Embiid'in badge'leri. Shooting'ler Damian Lillard'ın badge'leri shooting'ler. Damian Lillard'da olan işte limitless range falan filan. Playmaking'ler ee, Kyrie Irving'in badge'leri ve savunmalarda Jimmy Butler'ın badge'leri. Bakalım ilk seneden bir şampiyonluk bir şey gelecek mi ya? İlk seneden direkt şampiyon yapamaz takımını belki ama MVP olabilir mı? All Star olabilir mi? Birinci senesinde All Star olmuş yakın zamanda tanıdığımız oyuncu var mı? Sanırım Blake Griffin. All Star oldu. Ki o da bir sene kaçırdı aslında sakatlıktan dolayı. Sonra geldi ve All Star oldu diye hatırlıyorum. Ne sürelere karışıyoruz ne rotasyona karışıyoruz. Bunları da söyleyelim. Bize bir şey sorma. Takas makas sorma bize. Draftı da sen yap. Şimdi bir bakalım ama ne kadar süre alıyor. İlk seneden takımın en iyisi olması lazım. Evet. Lamelo Ball 91. Keçi Osman. Goat'umuz 97. 38 dakika süre alıyor. Harrison Barnes'ı eklemişler. Rudy Gobert'i eklemişler. Mark Williams var. Bu takım bence Keçi Osman tek başına playoff yaptırır. Seth var. Hadi bakalım. Bir All-Star'a kadar gideceğim. Bakalım All-Star'da kaptan olabilecek mi? Nasıl bir sezon geçirecek? Çok merak ediyorum. Baksana Hornets'e kazandırarak başladı. Zaten ilk seneden Hornets'i şampiyon yaparsa bu adam god deriz. Baksana 25-6, 26-6. Keçi Osman bence All-Star oldu. Hatta All-Star kaptanı bile olmuş olabilir. Takım çok iyi gidiyor çünkü. Evet, kaptan mıyız? Değiliz. Kaptan değiliz. O zaman geçiyoruz. İlk 5'teyiz ama. İlk 5'teyiz. O diyelim buna. Kim bizi takımına seçmiş? Yanis. Yanis bizi takımından seçmiş. Burada bir hata var. Two time All Star yazıyor ama biz bir kere All Star olduk. Nasıl bir sezon geçiriyoruz? Bir sezonumuza bakalım. İlk ödülümüzü aldık. İlk seneden All Star'ız. Bir de MVP olsam var ya. 63 sayı atmış Keçi Osman. Kasım 10'da kime karşı atmış? Ona da bakalım. Detroit'e karşı 63 sayı. 20 rebound 8 asist. 3 top çalma. 5 top kaybı var bakmayın buraya. Domine ederek başladı sezona. 36.6 sayı, 10.2 ribaund, 6.7 asist. 3 tane top çalma. %53, %43, %91. Blok koyamıyor çünkü Jimmy Butler'ın savunmasını aldık. Blok yok. MVP'lik geliyor ya. MVP'lik geliyor. Ben inandım. Ben inandım. ilk seneden MVP olan hem yılın çayla hem MVP şeyi hatırlıyorum. Vezansel'de hatırlıyorum. Başka var mı? Yaşı 19 ya da 20. Başka var mı? Vezansel dışında hem yılın çayla hem MVP sanırım yok. Charlotte'ı tek başına playoff'a sokmaya yetti ve ilk sezonundan bence Vezanselt'ten sonra yok. Çaylak sezonunda MVP olan oyuncu. Keçi Osman rekorla giriyor lige. 36 sayı 10 rebound 7 asist. Yılın savunmacısı da olabilir top çalma sayılarına bak. Yılın çayla bak 3 ödül birden gelirse yok yılın savunmacısını vermemişler. Ama en çok gelişme kaydeden bu nasıl bir takım lan? Lamelo Ball 30 sayı atmış. Osman 36 sayı atmış. Lamele Bol 13.5 asist. Bizim Osman 7 asist ama o, yani pas özelliğini Drew Holiday'den aldık. O yüzden triple double ortalama çok zor. Şimdi bu arada oynayacağım. Bir atlayıp bu adamı oynamak istiyorum ama yakın bir maç olması lazım. Mesela 2-2 şu an. İlk turda bir çaylak çaylak keçi Osman'ı görebilir miyiz? Rose'un evet en genç MVP rekorunu da kırdık. Bu arada kazandık. Maç da atlayamadık. Playoff'ta ne yapıyor? Playoff'ta sayıları düştü bak. Mesela böyle oynarsa Goat olamaz. Normal sezon topçusu olmasın. Yüzdeler falan felaket düştü. %36 ile üçlük atıyor. Enteresan. 3-2 öne geçtik. Bu maçı kazanmamız lazım. 112-118 bir atlayalım bir görelim. En azından oyuncuya alışın. Hatta sadece onunla oynasak. Sadece onunla oynasak nasıl olur? Nereden yapıyorduk onu ya? O işi nereden yapıyorduk acaba? Controller settings'ten olabilir mi? Aynen öyle. Shooting card'ı alalım. Sadece Keçi Osman'ı yönetiyoruz. Bu maç 20 sayıda kalmış. Playoff'ta bu çocuğa bir şey oldu. Playoff'ta bisindi. Miles Turner pası verdi Tyrese Halliburton'a. Bir Jimmy Butler top çalması yapamadık. Jalen Smith üçlük köşeden isabetle. Yavaş, bayağı yavaş hissediyor ya. Ben hızını kimden aldım? Hızını kimden? Yeşili attık bu arada da. Hızını kimden almıştım? Zeklavin'den aldım sanırım. Evet evet atletizm Zeklavin'den. Hızını da Zeklavin'den aldım ve Zeklavin iyi zıplasa da çok atlet şey çok hızlı bir oyuncu değil. Çembere gideceğiz. Atletizmine güveniyorum. Zeklavin atletizmi. Uf öldürüyorduk. Öldürüyorduk Jalen Smith'i. 3-3 olacak gibi ama bu seri. Üçlük sokmak. Oo soktuk lan. Bir de üçlük soktuk. Geliyor muyuz yoksa? Geliyor muyuz yoksa? Ee, yedinci maça gidiyoruz. Yedinci maça gidiyoruz. İlk turdan elenirse bu arada birinci sıradaki takım olarak kariyerine büyük bir lekeyle başlamış olur. Şey gibi. E, adını söyle. LeBron'un dallas serisi gibi olur. LeBron nasıl dallas serisi hala takip ediyor, Hontluyor. O tarz olur. Bu maçı kazanıyoruz ama ilk turdan elenmiyoruz. Yedinci maçta ne yapmış? Yedinci maçta. Lamele Ball taşımış. 21 asist, 38 sayı, 11 rebound. Ray Lebron'un kariyerini kurtardı. Scottie Pippen taşıdı. Tartışmalarından sonra Lamele Ball Keçi Osman'ı taşıdı. Tartışması başlar. Ama ikinci turda, ikinci turda Milwaukee'ye şans vermedik. Nasıl geçmiş maçlar? 38 sayı. Şuradan bakalım son maçlarına. 38-33, 46-33. 46 sayı atmış bir maçta. Playoff rekoru 46 sayı. Normal sezon rekoru karda kaçtı? 63 mı? Evet. 63 sayı ve bu sezon ligde en çok sayı atan oyuncu. Daha fazlasını atan olmamış. Bastına karşı direkt simulate round diyorum ve eğleniyoruz. Çok güvenmiştik. Çok güvendim. Simulate round dedim. Ne oldu? 32 sayı. 28'de 13'le. O kadar da OP olmamış sanırım. Diğer maça bakalım. Bu birinci maç. 31 sayı. Yetmemiş. İkinci maç 40-60. Üçüncü maç 27 atmış. Üçlük yüzdesi evet düşük. 9'da 2 falan. Üçlük yüzdesi çok düşük. Zaten bak normal sezonda %44 gayet iyi bir üçlük yüzdesi. Ama playofflarda bu düştü. Hem saha içi düştü hem üçlük düştü. Top kaybı arttı. Sayı ortalaması düştü. Yani Keçi Osman playoff oyuncusu değil mi yoksa? İlk senesinden böyle bir kanıya vardık. John finallerde 40 sayı ortalama yapmış yalnız. Valla ligde... Garip işler oluyor. İlk senemizden daha MVP olduk ama çok iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyemem. Direkt geçiyorum ikinci... Aa hayır önce player progression'a geçiyoruz. İkinci seneden beklentimiz artık şampiyonluk ama Charlotte Hornets nasıl hamleler yapacak. O da çok önemli. O da çok önemli. Hamle body Hield'ı getirmişler. Başka bir hamle görmedim. Body Hield gelmiş bir tek. Ama Keçi Osman 99 overall olmuş. Lamelo Ball 94. Bu ikili acaba şampiyonluğa taşımaya yetecek mi ya? Bu ikili yeter mi şampiyonluğa taşımaya bakacağız. Takas yapmayacağım yapmayacağım. İzliyoruz. İzliyoruz. Goat olamazsa da olamasın kardeşim. Ben adamı oluşturmuşum. İşte Jimmy e, savunmasını vermişim. Damian Lillard'ın şutunu vermişim. Yok için IQ'sunu vermişim. Artık gerisi orduna. Top onda. Bakalım kaptan olabilecek mi? Nerede? all -Star seçimleri ne zaman yapılıyor? Neyse görünürde yok. Direkt sezon sonuna gidelim. Durdurur zaten bizi. 22-6 bak yine şampiyonluk sezonu değil gibi. Bir de yani şampiyon olamazsa mesela 3 şampiyonluk olsa ama sayı rekorlarının falan içinden geçmiş olsa. Gold demeyecek miyiz adama? Takımı kötü diye. Mesela i̇şte 45 sayılık ortalamayla sezon bitiriyor falan takımı bence goldluk tartışmasında ilk sıradaki şey değil. 39-10 gidiyor. Yine playoff'ta birinci sıradan olacağız diye düşünüyorum. Doğu birincisi olarak düşünüyorum ama. Bu arada team catch'i bak. Ee, kaptan oldu. O zaman team catch'i olarak bir seçim yapalım. All Star takımımızı biz seçelim ikinci senede. Şuradan bir onlar Yanis seçti. Şuradan bir Luka Doncic'i indiririm. Luka Doncic'i alalım team catch'inin takımına. Yok içi seçtiler. Lamelo Ball takım arkadaşımızdır alalım. Takım arkadaşımız ayıp olmasın. Jason Tatum seçti. Bir tane uzun uzun lazım ve kalan uzunlardan zayını alacağım. Torpil yapacağız tabi. Sıkıntı çıkmasın. Kevin Durant kalsın istiyordum zaten. Bir de Kevin Durant kaldı. Yedekten de Lebron emekli mi oldu ya? Lebron'u seçecektim de sanırım emekli olmuş. Belki gold'luk tartışmasında rakibim olabilecek bir ben, ben yama var. Curry'i seçeyim ya. Curry'i seçeyim. Anthony Davis seçildi. Şey Cilcize Giza... ama iki tane point kart olur. Olsun anasını satayım. Sanki oynatacağız ya. Sanki oynatacağız. Sabonis'i alalım. Avrupalıdır. Kardeşimizdir. Biz de Türk'üz sonuçta. Avrupalılar canımı yesin. Ben ben yama. Fransız çok sevmeyiz ama alalım. Kate Cunningham ekle eklemesi. Evan Mobley'i de alalım. Tamam. Keçi Osman ilk sezonunda All-Star'da kaptan oldu. İkinci sezonda da MVP olacak mı ona bakacağız. 2 sene üst üste MVP'lik. Yani bu simülasyon bittiğinde böyle 9-10 MVP'li olursa inanılmaz olur. En çok MVP olan oyuncu kim? Karim Abdul değil mi? 6. Jordan'ın 5. Jordan'ın 5. Karim'in 6, Jordan'ın 5. Lamelebol MVP oldu bu sefer. Takım arkadaşımız MVP oluyor. Takım arkadaşımız bizi taşıyor mu yoksa? Enteresan. 2 sene üst üste farklı MVP çıkardık. Yılın savunmacısı Ben Benyama. Nerede bizim Lavuk? All NBA birinci takımda bile yok. Keçi Osman ikinci takımda yer bulmuş. 32 sayı, 10 rebound, 8 asist. Yüzdeler çok iyi. Nasıl MVP olamaz ya? 13 asist belki burada etkili olmuştur. Tarihin en iyisi gold yapmaya çalışırken Lamele Bol olacak gibi. Rakibimiz Philadelphia. Philadelphia'ya geçeriz diye düşünüyorum. 1-1. 2-1 öndeler. Siz yukarıda göremiyorsunuz ama ben, bana inanın. 2-2 oldu. 3-2 oldu. 4-2 geçiyoruz. Bakalım bu sezonu nasıl geçiriyor Keçi Osman. Playoff'larda bak 40 sayıya kadar çıktı. 10 asist yapıyor ki Drew Holiday pas özelliğine göre gayet iyi 10 asist. Fazla bile. Sayı rekorunu kırmış mı kendi sayı rekorunu? Yok bu sezon maksimum 53 atmış ama playofflarda da 53 attı. Playofflarda tekrardan 53 attı. Boston intikam serisi. İntikamını alması lazım. ilk maç. 24 sayı 12 asist. Lamelo bol taşıyor bizi bakmayın. Lamelo bol bizi taşıyıp duruyor baksana. 18 asist yapıyor Lamelo 3. Üçüncü maç. Keçi Osman tamam bu benim, maçım demiş. Benim takımım demiş. 44 sayısını atmış Keçi Osman. Son maçta da bak intikamımızı aldık. Boston'dan intikamı aldık. Lamelo bol ama Lamelo bol yapma böyle şeyler ya. 23 sayı 20 asist. Neredeyse bizim takımda bizden daha iyi bir oyuncu var. 39 sayı 18 rebound 7 asist. 6 asist 6 top çalma. Bu nece bir istatistik ya. Lamelevol 28-17. Cleveland'ı parçalarız ya. Cleveland'ı parçalarız. Lamelevol 41 sayı 15 asist. Osman 29 sayı 10 asist. Yapma ya. Yapma bunu. Cleveland kazandı. 2-2 oldu. 2-2 oldu eyvah. Yine mi şampiyonluk yalan acaba? Yine mi şampiyonluk yalan? Ama bu maçı kazanacağız gibi duruyor. Keçi Osman maçı kazandırıyor mu? Hayır, Lamelo Ball kazandırıyor. 40 sayı, 10 ribaund, 15 asist. Sanırım tarihin en iyi oyuncusu simülasyonunu biz Lamelo Ball için yapıyoruz. Belli ki çünkü bizim adam 33 sayıda kalıyor. Lamelo Ball için yapıyor olabiliriz. 4-2 ile çıkıyoruz. Lamelo Ball konferans finalleri MVP'si oluyor. Oğuz Artaş'ın Utah'a karşı oynuyoruz. Çok rahat yenmemiz lazım. 1 1 1. Finaller MVP'si olabilecek miyiz? Yok. Ball onu da bırakmayacak. Finaller MVP'si olalım bari. Yok. Önce bir şampiyon olalım da. Bu karşıda kim var bizden iki maç aldı ya? Colin Sexton en iyi oyuncuları. Yok Walker Kessler en iyi oyuncuları. Bunlar nasıl bizden maç alıyor böyle? İki tane maç aldılar. Enteresan. Simcast'a simül edelim. İlk şampiyonluğa tanıklık edelim. 30'a bağladık bu maçı. Hatta 40'a bağladık. 38 sayı. Finaller MVP'si geliyor. Tamam. Lamelo'yu saf dışı bırakıyoruz. Finaller MVP'si geliyor. Bunu yine 30'a bağladık. Bu sefer yine Keçi Osman. Finaller MVP'si olmaya ikinci yılından İlk şampiyonluğu almaya geliyor. İlk şampiyonluğu görelim. Bir tane top çalabilir miyiz? Çalamadık. Agbaje orta mesafeye attı isabetle. Tamam postere gidiyorum. Postere gidiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Postere gidiyorum. Çok yükseldi lan. Tekrarı yok mu? Vermeyecek misin tekrarı gerçekten? Kafa çember çıkıyor gibi geldi bana. Bu açıdan. Kafa çember. Kafa çember. 3 saniye. Step back. Üçlüğünü yolladı. Keci Osman. Kaçırdı. Kaçırdı. Keçi Osman. Finaller MVP'sini verin şu adama. Finaller MVP'sini verin şu adama. Aldı. MVP aldı. Bir numara. Ona neden bir numara giyiyorsun diye sordular. Çünkü... Basketbolun bir numarası o benim dedi. Böyle bir açıklaması var. İkinci sene ilk şampiyonluk, ilk finaller MVP'liği. 37.3 sayı, 11 bant, 7 asist. Tamam. Go in the making. Çalmadı. Lamelo nereye çalıyor ya? Lamelo'nun kardeşi hırsızdır asıl. Liangelo, ortanca kardeşi hırsızdır. Ailenin hırsızı o. En genç finaller MVP'si de olmuş olabilir. En genç MVP oldu. En genç finaller MVP'si kimdir? Bir düşünelim. Magic mi? Magic ilk sezondan mı finaller MVP'si oluyordu? Öyle bir şey vardı ya. Ama kolej oynadı. Magic kolej oynadı. Keçi Osman 22 yaşında. Belki yaş olarak en genç olabilir. Lamelo Ball, Mark Williams 83 olmuş. Rudy Gobert 81. Hiçbir değişiklik yok. Gitmişler Chris Boucher almışlar. Geçen sene Buddy yılt bu sene Chris Boucher. Keçi bu takımdan kaç git. Üçüncü sezondayız. Kadro hemen hemen aynı Chris Boucher eklemesi. Bu seneyi hızlı geçelim. Bakalım back to back yapabilecek mi? Geçen sene Lamelo Ball MVP oldu. Bu senenin MVP'sini tekrar Keçi Osman alabilecek mi? Evet Keçi Osman yine kaptan. Üçüncü All Star'ı. All da domine ediyor. Bu adam en iyisi olacak olacak. En çok All Star olan kişi Karim Jabbarmış. 19 kere. Onu geçemeyiz çünkü 19 sene simüle edemem gibi geliyor bana. Keçi Osman tekrar MVP'liği aldı. Tekrar MVP oldu. %95 faul atmış evet. %55 saha içi %45 üçlük. Bu adamla artık tanımadığımız adamların lige girdiği yerdeyiz. Victor Van Benyema var tabii ki. Ben bir yılın savunmacısı ödülü de istiyorum ama neredeyiz o konuda? Bu arada Lamelo yine. Lamelo'nun bir şeyine bakalım. Ödüllerine. Lamelo bir MVP'lik, bir şampiyonluk, 4 All-Star. Lamelo da GOAT olabilir gibi gidiyor şu an. Keçi Osman bu sezon en çok kaç sayı atmış? 69 sayı atmış ama Tyrese Maxey 71 sayı atmış. 69 sayı atmış bir maçta. Asist rekorunu 18'e çıkarmış falan filan oynuyor adam. Yılın savunma takımında da varız tamam. Ben bir tane DPOY istiyorum ya. Yılın savunmacısı istiyorum. Evet playoff vakti. Rakibimiz Washington. Bir takımlara bakmak adına Washington'da kimler var? Bradley Beal, Dylan Brooks, Van Benyama mı? Van Benyama, Van Benyama. Bu eşleşmeyi kişisel algılarız. Keçi Osman, ikisi iki oyuncuda da GOAT olmak isteyen oyuncular. Van Benyama bu ilk maçı alıyor 39 sayı atmış. Keçi Osman 36 atmış. Lamelo Ball 46. Lamelo Ball bizden iyi gidiyor şu ana kadar. Devam. Devam. ikinci maç. ikinci maçı alıyoruz. Lamela Bol 48 sayı 16 asist. Lamela Bol kariyerimize hoş geldiniz. Lamela Bol kariyer simülasyonu. Lamela Bol goat olabilir mi ona bakıyoruz. Şu ana kadar olabilir gibi gidiyor ama bu maçı kaybetti ve Lamela Bol 33 sayı attı. 33 sayı 15 asist. Keçi Osman 25 sayıda kaldı. Keçi ne oluyor? Alo. 2-2. Hah? Şöyle ya. Bulsun lan sen. Bu maçı da kazandılar. Lamelo, Keçi Osman 35'er. Peki bu ikiliye tarihin en iyi ikilisi diyebilir miyiz şu an? Daha iyi bir ikili gördünüz mü? 3 senede 3 MVP'lik. 1 O oluyor, 2 O oluyor. Playoff'ta her maç 40'ar 35'er atıyorlar. Son maç ne olmuş? Elediğimiz maç. Keçi Osman 40 sayı. Eline sağlık. Bugla Atlanta. Uuu Atlanta'nın uzuna bakmayın. Atlanta'nın uzuna bakmayın. Atlanta'da Trey Young, Anthony Edwards, Alperen Şengün büyük üçlüsü var. Bunlar bizi eleyebilir. Bir Türk eşleşmesi Keçi Osman Alperen Şengün'e karşı. Ama simülasyonlarda Alperen çok iyi oynamıyor. Keçi 40 sayı attı. Alperen bak 7 sayı atıyor. Alperen simülasyonlarda çok iyi değil. Keçi 51 sayı. Playofflarda 51 sayı. Alperen 7 sayı. Alper'e niye bu kadar kötü yapmışlar ya? Ya overall olarak çok yükseliyor. Takaslaması da çok kolay bir oyuncu. Ya hiç performans veremiyor. 3-1 oldu, 4-1 oldu ve çıktık bir üst tura. Lamelo Ball sağ olsun 37 sayı. Şimdi Cleveland'da kimler var? Cleveland aynı kadro. Donovan Mitchell gitmiş, Paul George gelmiş. Cleveland'ı patates ederiz. Cleveland'da maç vermeyiz gibi. İlk maçı verdik mesela. İlk maçı verdik. Lamelo bol neredesin ya? Çok kötüsün ya. 8 sayı ne? Onda 2 ile. Keçi her şeyi yapmış ama kazanamamış. Bir daha maç vermeyiz ama. 1-1. Güzel. Keçi Osman atmaya başladı. 2-1 gerideyiz ama. Lamelo Ball ne oldu? Lamelo çok iyisin dedik. Buralara düştü. 41 sayı 16 asist Lamelo Ball. Tamam tamam. Hemen düzeldi. Özür diliyoruz. Hemen düzeldi. Özür diliyoruz kendisinden. 3-2 öndeyiz. Şu istatistiğe bakın. Şu ikiliye bakın şu ikiliye. Toplamda 99 sayı atmışlar. Cleveland Cavaliers 108 sayı atmış. Bu ikili 99 sayı 31 asist. 99 sayı 31 asist 21 rebound falan yani. İnanılmaz. İnanılmaz. 4-2 geçiyoruz. Daha iyi bir performans yoktur. Keçi Osman. Doğu finalleri MVP'si oluyor. 37 sayı 10 reboundla. Çok iyi. Finalde Minnesota var. Minnesota'nın takım Jalen Duren'i almışlar. Minnesota'nın takım çok kötü. Direkt simulate round diyoruz. İkinci yüzüğü aldırıyoruz. İkinci yüzüğü aldırıyoruz. Arkama yaslanıyorum. 4-2. 4-2. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Lamelebol ne alaka ya? 41 sayı 13 asit. Oha. Yani. 6 maçta bu ortalama oha yapma işte mesela kaçıncı senemiz bu dördede mi giriyoruz şu ana kadar bir yorumlarınızı alayım dördüncü seneye kadar Lamelo mu daha iyi yoksa Keçi Osman mı daha iyi birisi bir finaller MVP'liği 2 MVP'liği var diğerinin de bir finaller MVP'liği 1 MVP'liği var hangisi daha iyi gidiyor ama bizim mesela All NBA ikinci takım olduğumuz sene de var böyle garip garip işler oluyor 4. sezon. Hadi artık bir ekleme ve şu takıma. Oo, Mark Williams'ı kaybetmişiz. Onun yerine Mo Wagner çekmişiz. Bu sene hızlı geçiyorum. Bu seneden hiçbir cacık olmaz. Bu sene şampiyonluk falan olmaz. Mark Williams yerine Mo Wagner ne ya? Lamelo keşke Charlotte serisinde de böyle oynasa. Bu sene şampiyonluk zor. Çünkü takımımızın en iyi oyuncusu Mo Wagner ama bir MVP'lik daha. Üçüncü MVP'lik. Üçüncü MVP'liğimizi aldık. Viktor Venbenyam ama yılın savunmacısı bırakmıyor ya. Kaç tane oldu? 3 ee, senedir. 2025, 2026, 2027. 3 senedir yılın savunmacısı oluyor Viktor Venbenyam'a. Savunma takımında da olsun evet. All Defense birinci takımda da var ve 4 senedir var bunda. Dört senedir var. Dört tane All Star'ı var. 3 MVP'li 2 şampiyonluğu. Çok iyi başladı kariyere. Kariyere çok iyi başladı. Lamelebol biraz tehdit ediyor onu ama. Üçüncü sıradan girdik Playoff'a. Bastını elememiz lazım. Direkt simulate round dedim. Nasıl bir şey geçirmiş, round geçirmiş Keçi Osman. Bakalım hemen playoff istatistiklerine. 38 sayı, 11 round, 7 asist yapmış Boston'a karşı. Keçinin sözleşmesi bu sezon bitiyor. Lamela ee, Lamelo Ball da 31 sayı 13.5. 13.5 bu asist sayıları ne beyler ya. Simülasyona başladığımızdan beri 13.5 asist. 13.3 asist. 12.7 asist. Bu sezonda 13.5 asist. Playoff'ta da 13.5 asist. 13 Atlanta Alperen'le Atlanta mı yine? Evet. Alperen, sat Alperen Anthony Edwards, Treyank ama Trey Young ile Anthony Edwards 91'de kaldı gelişmiyor. Bir de bizim asist ortalamamızın düşük olma sebebi de Drew Holiday'in pas özelliğini aldım. O yüzden biz asist yapamıyoruz. Ama o yapabiliyor. Bize artısı da oradan kaynaklanıyor zaten. 2-1. 3-1. Bir şampiyonluk daha mı lan yoksa salakta derken 3-1'den geri döndüler. Lamelo Ball 50 sayı 15 asist yapmış. Ama bu keçi geri zekalısı 17'de 8 atmış. Kritik bir 7. maç olabilir. 146-150. 4 sayı ile kaybettik ve Keçi Osman 2. turda eğleniyor. 41 sayı atmış son maçında yetmemiş. Burada zaten baksana Buknai falan oynuyor. Yani burası inanılmaz kötü bir takım buradan kurtulsun. Sözleşmesinin son senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet sözleşmesi bitiyor. Bakalım bir yere gidecek mi? Lamela Bolun sözleşmesi daha var. Bakalım Charlotte Hornets ne yapacak? Keçi Osman ne yapacak? Charlotte Hornets umurumuzda değil. Trae Young finallere MVP'si oldu. 4-0'la süpürdüler Thunder'ı. Kaç para alacak ona da bakacağız. Keçi Osman Hornets'te kalıyor. Hornets'te başka kalan var mı? Yok. Nick Richards'ı almışlar falan filan. Ben Hornets'te kalmasını istemiyorum. Şu takımda kalsın istemiyorum. Oo, Lamela Bol. Bugün bayram. Bugün bayram. Lamela Ball'un overall düşmeye başladı. 94'ü düşmüş. Keçi kaç paralık kontrat imza atmış? 45 milyon en fazla. Yani 4 sene 4 kere 4 16 160 170 milyona yakın bir para almış Keçi Osman. Ama bu takımla olmaz. Artık Lamela düşman olma senemiz geldi bence. Keçi Osman Paranın falan derdine düşmedi. Lamelo Ball'la bir sorun yaşadı. Artık yollarını ayırmak istiyor. Çünkü Lamelo Ball biraz onun God tartışmasına taş koyuyordu. Ve parayı pulu bırakıp takımdan ayrıldı. Şimdi bir, hafta simüle ediyoruz. Bakalım. Sözleşmeyi yırttı ya. Takas falan yok. Sözleşmeyi yırttı. Nerede duruyor bakalım. Free Agency, Agency'da duruyor mu? Hayır. İmzalamış. Bir yerle imzalamış. Tek tek bakalım. Nereyle imzalamış tek tek bakalım. Lakers olsa iyi olurdu olmamış. Orlando'nun takım çok iyi bu arada. Scoot Anderson, Bankero, Franz Wagner, DJ Wagner. Orlando'nun takım çok iyi. Luka Doncic'in yanına da gitmemiş. Houston Rockets. Alperen'den açılan boşluğu dolduruyor. Houston Rockets'ta Keçi Osman. Alperen'den boşalan Türklük koltuğuna o oturuyor. Yalnız Houston'un takımına bak. 94, 88, 87, 85, 85. Bu takım çok iyi. Önce biz de bir Houston'a geçelim. Houston buna kaç para önermiş ona da bakalım. Bir sezon 2 milyon oynayacak. Bir sezonluğuna 2 milyon oynayacak. Keçi Osman. Bakıyoruz koç nasıl oynatıyor. Nick Smith Jr., Keçi Osman, Ace Bailey, Isaac Amundson ve Derek Lively ile oynuyoruz. Kenardan 94'lük Jalen Green geliyor. Çok az paraya oynuyor ama bunu gözü aldı. Goat olabilmek için parayı bir kenara bıraktı ve en büyük düşmanı Lamelo Ball artık. Lamelo Ball'a rakip oldu. Bakalım Houston'ı gider gitmez şampiyon yapabilecek mi? Bayağı iyi gidiyor Houston. Houston'ın takım Charlotte'ın takımından çok daha iyi bu arada. Hornets'i bir sayıyla mı yendiler? Nerede Hornets maçı? Burada. 133-132. Ball 23 sayı atabilmiş sadece ama Keçi Osman 16 sayı atmış. Bu maça bakmadık sayalım. Bu maça bakmadık. Da sayı ortalaması düşmesin ya. Bu adamla da all time sayı rekorunu kıracaktık. Lebron'u geçecektik. Bu kötü olur bu kötü olur. 38. 8. Takıma alışma süreci deriz. Aynen öyle. Böyle avuturuz, avuturuz kendimizi. 3 MVP'liği var şu ana kadar. 2 şampiyonluğu var. 4 sezon oynadık. Olamadığımız sezonda şey oldu MVP. damelo Ball iti oldu. MVP sezonu gelir mi? Yeni takımında. Yeni takımında bir MVP'lik. Houston'da bir MVP'lik. Houston'da MVP olan ilk Türk. Bir de bu çıktı karşımıza. Bir de Victor Van çıktı. Ki bunun da ödüller çok iyi baksana. Bunun şampiyonluğu yok. O yüzden God tartışmasında bunu tokatlarım. Çünkü bir MVP'liği var. 4 tane yılın savunmacısı var ama şampiyonluğu yok. Victor Van ben Benyama yılın savunmacısını da almış. Ya yani bu Victor Van ben Benyama işleri bozdu. All NBA birinci takımında yokuz. All NBA ikinci takımında yokuz. 3. All NBA'ye giremedik. Keçi Osman ne yaptın? Kariyerini bitirdin ya Şarlık'tan giderek. Nasıl bir sezon geçiriyor? Kariyerini bitirdi ya gerçekten. 23,5 sayıya düşmüş. 10 sayı düşmüş sayı ortalaması. Rebound ortalaması düşmüş. Asist ortalaması düşmüş. Top çalma ortalaması düşmüş. İnanılmaz. Pozisyonları ayarlamak lazım ya. Bu Keçi Osman'ın bu sezonu çok üzdü beni. Ama şampiyon olacaksak her şeye razıyız. Playoff'larda bakalım gelişme var mı? Playoff'larda 26 sayıya kadar çıktı. Nereden nereye ya? Playoff'larda 38 atınca az derdim. Şimdi 26 sayıya çıktı diyoruz. Bu sezon 45 sayı atmış en fazla. Bu adam 45 sayı ortalama atardı be. Direkt playoffları simüle ediyorum. Justin Edwards, Keçi Osman. Batı finalleri MVP'si 26 sayı ortalamayla. 26-8-8. Brooklyn'de kim var? Kimse yok. Kimse yok ya. Justin Edwards var. Charlotte ne yapmış? Charlotte play'in bile yapamamış. Bak bıraktık biz şampiyon oluyoruz. Siz neredesiniz yoksunuz. Kavgadan kazanan taraf yani Keçi Osman oluyor aslında. Ne yapmış bu maç? 9 sayı 6 rebound 6 asit yapmış. 6 asit'i göremiyorsunuz ama Sadece 9 sayı atmış bu maç. Neyse posterle başlayalım. Posterle başlayalım biraz. Finaller MVP'si olsun. Discord sunucum var. Ünlem DC. Teşekkürler Çağ'ın yönlendirdiğin için. Şimdi tekrar Kedi, o Kedi Osman değil ya. Keçi Osman. Bir tane de üçlük mü? Bir tane de üçlük mü? Evet. Bir tane de üçlük. 124-112. İlginç bir smaç gelir mi? Geldi bir poster daha. Bir poster daha. Bir tane de orta sağdan. Goat özelliğidir ama kaçırdı. Evet Keçi Osman 3. şampiyonluğu. Bu sefer umarım finaller MVP'si de olacak. Bakalım finaller MVP'si kime gidiyor? Lamela Ball yok artık. Bu sefer de Jalen Green'e falan giderse artık kafayı yeriz. Bu seneden sonra da biraz hızlandıralım simülasyonu. Böyle maçları atlamayız. Hızlandıralım. Daha çok sene var önümüzde. Neydi? Houston'da kupa kaldıran ilk Türk oyuncu. Alperen Şengün istatistikleri gibi. Evet. Finaller MVP'si. Finaller MVP'si. Keçi Osman. Goat oluyor. Gözümüzün önünde Goat olacak. NBA'yi değiştiren adam oluyor bile. 6-10. 2 numara. Finaller MVP'si sadece 18 sayıyla finaller MVP'si oluyor. Sadece 18 sayı biraz ayıp ama sayı ortalaması üstünde çok düştü ama biraz kupa kalsın ki. Yani şampiyonluk falan sonra Jordan'ın 6 şampiyonluğu var. Keçi Osman'ın 5 şampiyonluğu var. GOAT olamaz falan demesin kimse. Bakalım takımda bir değişiklik olacak mı ama. 2 tane 2 numara var takımda. E, bir değişiklik yok. Ya, takımın derinliği kaybolmuş bu arada da. 3 tane iyi adam var. 3 tane iyi adam var. 90 94 99 hatta 88 bu da iyi. Bu takım bir sene daha şampiyon olur. 6-0 diyen MJ fanları daha finalde kaybetmedik. Finallerde kaybetmedik. Biliyorsunuz Michael Jordan Fan say şeylerine göre fan gruplarına göre sadece finalde kaybedilenler sayılıyor O yüzden Aa kaç milyon alıyor ona bakmadık doğru. Keçi Osman 4 yıl 148'e imza atmış. Yani 30'larda bir şey alıyordur. Evet 34, 36, 37, 39. 4 sene boyunca bunları alacak. 40, 45 milyondan vazgeçti. Bunu kabul etti. Adam için para önemli değil beyler. Keçi Osman için başarı önemli. Adam başarıyı aç. Paraya değil. Keçi Osman MVP'liklere ara verdi. 3'te mi kaldık? 3 MVP'likte kaldık ve All de yapamıyor. Ha yaptık. All NBA 3. takımı. Hiç yakışmıyor. Ol NBA 3. takıma yakışıyor mu hiç ya? Nasıl bir sezon? All Defensive takıma da girmiş. Houston'da şeymiş. Extremely Loyal falan diyor ya. Ben bunun Loyalty'sini azaltayım. 23 sayı falan çok az ya. Çok az. 23 sayı çok az ama madem böylesin. Madem böylesin her şampiyonluğu toplayacaksın o zaman. Madem böyle bir yol seçtin. Finallere gittik. Alsana. Ace ile Batı MVP'si oluyor. Ben ben yamaya karşı. Ben ben yamaya karşı. Keçi Osman. Victor ben ben yamaya karşı. Victor ve ama bizim uzunlar ne kötü. ile Garnet ama hangi Garnet belli değil. Wizards ilk maçı alıyor. Ben Ben Yama ilk maçı aldı. Keçi Osman kayıp. Keçi Osman kayıp aranıyor. Bir düdük çalın bir şey yapın. Keçi nasıl çağrılıyordu lan? ıslık çalın bir şey yapın. Keçi Osman 19 sayı falan atıyor ya. Tam gold olacak gibi başlamıştı kariyere. 3-2 geride şu an. Çok önemli bir maç. 3-3 yaptı ve 7. maç. Victor Wembenyama'ya karşı 7. maça gidiyor. Bakalım. 125-120 ve kazanıyor. Keçi Osman kazandı. Finaller MVP oldu. Van ben Benyama'ya karşı da kendini kanıtladı. Bu adam şampiyonluk bırakmıyor artık ha bir süredir. Son 4 senenin Yok son 5 senenin 4'ünde Keçi Osman şampiyonluğu var. Yani sayı ortalaması falan düşmüş olabilir ama şampiyonluk sayısı Jordan'cılar neredesin? Keçi Osman, Jalen Green, Amari yine aynı dörtlüyü koruduk. Bir sene daha bir sene daha. Repeat yaptık şimdi sıra pit'te. Şimdi sıra pit'te. Houston'da iki sene üst üste şampiyon olan 2 metrenin üzerindeki ilk Türk oyuncu. Hocam çift 2 numarayla statlar çok düşüyor gibi. Öyle öyle. Jalen Green bizim statları etkiliyor. Ama ne yapalım şampiyon oluyoruz. Bir şampiyonlukta Jordan'ı geçelim. Ondan sonra Bol bol istatistik kasabileceği bir takıma yollayacağım. Bol bol istatistik kastıracağım ama önce bir Jordan'ı geçelim. Bu sene şampiyonluk sezonu olmayabilir bu arada. Çok kaybettik. Keçi Osman çok kaybetti. Wembenyama ben MVP oldu ama finallerde vurup geçtik. Sıkıntı yok. All-NBA 3. takımında bile yokuz. All-NBA'de yokuz artık. Houston'dan gitmeyi düşünmeliyiz. Yılın savunma takımında bile yok Keçi Osman. Bu sene herhalde en kötü senesi. En kötü senesi. Evet 21 sayı, 10 rebound Steel çok düşmüş. Kariyer rekoru kaç oldu? 69'da kalmış. Kaç şampiyonluğu vardı ona bakmadım. Şu ana kadar kaç şampiyonluk oldu Keçi Osman? awards, ee, Awards, Awards, Awards award starı. 4 şampiyonluk 3 MVP'lik. Bu sene de şampiyon olalım. Sonra Jalen Green'i takaslayalım. Ne dersiniz? Jalen Green'i yollayalım. Bu sene de şampiyon olalım. Jalen Green'den kurtulalım. Geliyoruz, geliyoruz. Finallerdeyiz. Yine Ben Ben ya karşı Keçi Osman. Bu sene MVP de oldu Ben Ben Yama. Ama fark etmez. Keçi MVP sever. 3-2 yine bir 7. maç mı izleyeceğiz? Yine bir 7. maç. Yine bir 7. maç. Keçi neredesin? 13 sayıda kalıyorsun ya. O kadar kötü bir adam da değilsin sen. Tarihin en iyisi olacaksın hadi. Yalnız ben ben yamaya koymaktan gerçekten midem bulandı. Sürekli ben ben yamaya çekme işi başladı bizde. Hayırlı olsun. Ben ben yama eşimiz oldu. 20 sayı finaller MVP'si tamam güzel. 5. şampiyonluk geldi. Bir bakalım takımda bir değişiklik var mı? Houston Rockets ekleme yapmış mı? Yok Jalen Green duruyor. Jalen Green yerine ben bir uzun alacağım. Neredesin? Jalen Green yerine bana bir center verin abi. Alexander Douglas. Ben bu Alexander Douglas'ı alacağım. Neredesin? Sayı dağıtmıyor. Çok top da kullanmıyor. Bunu alacağım ben. Bunu alacağım. Jalen Green'i yolladım. Keçi Osman'ın biraz daha önünü açtık. Bir en azından bir hafta, iki hafta falan simüle edelim. Bakalım ne kadar atıyor, ne yapıyor. İlk maçta... Ooo bu arada Alperen Şengün geri gelmiş. Alperen geri gelmiş üstüne. İki Türk şampiyon olacağız bu sefer. Ama 14 sayı, 15 rebound, 12 asist kötüymüş. 19 sayı. Sayı çok dağılıyor ya. 28 sayı. Takımın en skoreri genelde. Alperen burada en skoreri olmuş. Haydi biraz iki Türk devam edelim o zaman ya. İki Türk devam edelim. Şimdi Doncic MVP falan. Geçiyoruz. Bir All NBA takımında artık Keçi Osman. Yok mu? Yine yok. Jalen Green de takasladık. Ne yapacağız daha? Ne yapacağız daha? Bu adamın bak tendency 99. Tendency sorunu yok bu adamda. 18 sayıya düştü. 18 sayıya düştü ama beyler İlk 5'e bir bakın. Herkes 90'ın üstünde. Alperen de şu an 90 aslında. 91, 99, 94, 91, 90. Belki şu ana kadar kurduğum en iyi takımlardan biri. Ben kurmadım da. Alperen'le Keçi Osman şampiyon olsun birlikte. İlk turu çok zor geçtik. İkiyi de çok zor geçtik. Ne oluyor lan? 7. maça gitti bunlar. 21 sayı attı playoff'ta. Bir birlikte şampiyon yapalım şu iki türkü. İki türkü şampiyon yapalım. 1, 2, hadi finallere MVP'si de ver bize. 3, 4. Verdi. Verdi. Tamam. 17 sayıda finaller MVP'si. Bu takım çok güçlü. O yüzden bu takımdan ayrılacağız. Bu takımdan ayrılacağız. Güçsüz bir takıma gidip bir de orada göstermek istiyor kendi Keçi Osman. 6. şampiyonluk. 6. şampiyonluk. Aslında Lamelo gittiyse bir Charlotte Hornet'se geri dönüş sarmaz mı? Ee, Alperen sadece bir seneliğini oynayıp gitti takımdan bu arada. Alperen ayrıldıysa ben de ayrılırım abi. Alperen ayrıldıysa ben de giderim. Şimdi bir takımlara bakalım ligde. Lonzo Ball. Bir Charlotte'a geri dönelim bakalım kim var. Kim yok. Yok Lamelo hala burada gitmem. Lamelo da bizden sonra bir başarı öde bulunamadı ama. Yani biz Lamelo'yu başarılı yapan adam bizmişiz. Bizden sonra hiçbir numara yok Lamelo'da. Ama biz ondan sonra şampiyon olup durduk. Ben en kötü takıma gideceğim ama. En kötü takım challenge arıyorum. Herkes 90'ın üstünde ama ligde. Bu ne ya? 90'ı olmayan takım yok. Ligde oyuncu seviyesi çok yükselmiş. Power Rankings'e... ha buradan bakıyorum. Tamam. Power Rankings'te en kötü takım Atlanta Hawks gözüküyor. Atlanta'nın rastırına bakalım. En kötü takıma gidelim. Atlanta. 90 Trey Young. Gerisi çöp. Trey Young bize asist de yapar. Keonte George yerine gidiyoruz Atlanta'ya. Keçi Osman veriyor. Atlanta'ya gidiyoruz. Atlanta'ya gidiyoruz. Kafa kafaya takas. Kabul ediyor tabii ki Atlanta. Keçi Osman özellikle Atlanta'ya gitmek istedi. Atlanta'ya gitmezsem oynamam dedi. Çünkü Houston'ın Alperen Şengün'ü yollamasından çok rahatsız oldu. Alperen yoksa biz de yokuz. Haberi olsun herkesin. Atlanta Hux. Ligin en kötü takımına gittik. Rockets'tan ayrılan en genç Türk olamadık ya. O Alperen oldu. İlk gidişinde yani. O zaten Rakıtsa değildi ya. İlk gidişinde en genç Türk oldu. Bu takımda bakalım şöyle bir 2-3 maç simüle edelim. Eski sayılarına geri dönüyor mu Keçi Osman? İlk maçında 35 sayı 12 rebound. Geri geliyoruz. Geri geliyoruz. İkinci maçı. Neredesin lan? 14 sayı adamı bulamadım ya. İkinci maçta sıkıntı var. Üçüncü maçta 23. Bir dört maç daha mı gitsek? Bir bakalım. Sorun keçi de mi takımlarda mı? Oo, keçi Osman 16 sayı. Keçi Osman 30 sayı. Şu 30 sayıları daha çok atması lazım. 16 sayı. Şöyle yapacağım. Normalde coaching'e karışmıyorum ama şöyle yapacağım. Bu adamın staminası falan da yüksek. 48 dakika vereceğim. Her dakikasında oynayacak. Play to star diyeceğim. Yıldızımız üzerinden oyna. Tempoda hızlı bir tempoda oynayalım. Bir de böyle bakalım sayılarına. Keçinin sayılarını arttırmamız lazım çünkü. Hornet laneti yapıştı üstümüze. Nerede oğlum bu adam? 3 sayı mı? 3 sayı mı? 19 dakikada 6 faul yapmış. Enteresan bir daha böyle bir şey olmasın. ha? 40 sayı tamam. 23 sayı devam devam. MVP sezonu. MVP'liği geri alalım. Keçi Osman, Keçi Osman MVP. Yalnız içine giydiği sarı renk çok kötü olmuş. MVP'liği geri aldık. Şimdi ödüllere bir daha göz gez gezdirelim. 4. MVP'liği aldık. 6 şampiyonluğumuz var. 6'da altı 6. Altı. Jordan'la aynıyız şu an 6'da 6'yız. 9 All Star'ımız var. 9 senede 9 All Star. All NBA takımları ve savunma takımları gözükmüyor. Bu arada NBA 2K. Yani şunu kaydırmalı yapmak çok zor olmamalı. Bu ekranda daha fazla ödül göremiyorum. Rookie of the Year'ım var göremiyorum. E, yılın savunma takımlarını göremiyorum. Şunu böyle aşağı doğru kaydırarak baksak olmuyor mu yani? Şuna uğraşamadınız mı? Yeni oyunda da yapmayacaklar biliyorum. Yeni oyunda da yapmayacaklar bunu. Ama saçmalık yani şunu yapmamak saçmalık. Son senemiz bu arada kontratın son senesi. Bakalım gidecek mi keçi? Yılın yine birinci savunma takımında var. Houston biz gittik yine birinci sırada. Charlotte 5. sırayı almış. 2-1, 2-2, 4-3. Aman 4-3. Şurada Charlotte'la eşleşmek çok isterim. Sayı sıralamasına da bakacağız tamam sezondan sonra. Şurada Charlotte'la eşleşmeyi çok istiyorum. Şu maçı tek tek geçelim. 3-1. Aynen şu an eşleştim. Şu an eşleştim. Charlotte çıktı biz çıkamadık yazık ya. Charlotte çıktık biz çıkamadık. Lamelo Ball bir de şampiyon olur biz yokken. Bir de şampiyon olursun. Scoot Anderson tamam Philadelphia çıktı. Lamelo Ball çıkmasın da. Scooten Brook Lopez Jr. mı? Beyler böyle bir adam var mı gerçekte yoksa auto generated mı? Çünkü tipi de aynı Brook Lopez hemen hemen. Tipi de çok benzemiş. 23 yaşında bir de. Kaç Hangi senedeyiz lan biz? 2032'deyiz. Evet Regen o zaman. Regen. Devam devam. Şimdi büyük karar. Keçi Osman Atlanta'da kalacak mı? Ligin en kötü takımına gittik. Yalnız playoff yaptırdık. MVP olduk o da büyük iş. Şu an bile Melo'dan iyiyim zaten de. Atlanta'da kalıyor. 4 yıl 190 milyona. Darius Garland. Ben yılda 42 kazanıyorum bu. 50 kazanıyor. Maksimum 56 kazanıyorum. Darius Garland 66 milyona kadar kazanıyor. Darius Garland 5 yıl 293 milyon. Farklı bir adam, farklı bir adam. Atlanta'dan git diyorsunuz. Bir önce sayı krallıklarına bakacağım. Sayı krallıklarına bakacağım. Nereden bakıyorduk? O League History diye bir yer vardı ama. Bir maçta en çok sayı atma rekorunu kıran olmamış. 10 sezonumuzdayız. Jabari Smith en çok üçlük atan oyuncu olmuş bir maçta 15 üçlükle. Buralarda bir keçi Osman şeye rekoru olur mu? Mikael Bridges 11 top çalmış. Turnover'da yok kimse yine. Playoff'lara bakalım. Playoff üçüncüsü. Playoff'ta en çok sayı atan üçüncü oyuncu. Keçi Osman. 59 sayısı var. Başka arıyoruz. Başka arıyoruz. Başka bir Keçi Osman imzası yok. Sezon olarak bir sezonda en çok sayı atan oyuncular ilk 5'in 4'ü Wilt Chamberlain, biri Michael Jordan ama ondan sonra 2 tane Keçi Osman sezonu var. Yani bu adam sayı atıyor toplamda LeBron 1. sırada hala 41 bin sayı yaklaşan yok. 41.500 sayı yapmış. Keçi Osman kaç sayı attın sen şu ana kadar? Aha yukarıda gördüm yukarıda gördüm. 72. sırada şu an 20 bin sayısı var. 20 bin sayısı var. Lamelo Ball da gördüm buralarda. Lamelo Ball neredesin? 24.000 sayısı var Lamelo Ball. Lamelo Ball geçmemiz lazım. Lamelo Ball geçelim. Bu sezonda da simüle ediyorum Atlanta'da. Birazdan playoff'a zar zor girdik ama MVP de olamaz bu sene. Çok az maç kazandık. MVP de olamaz. Koapit MVP oluyor. Koapit yılın savunmacısı da oluyor. Kim lan bu Koapit? Ama Keçi Osman All NBA birinci takımda. Çok iyi. 69 sayısı var kariyerinde. Hala. Bu sezonu nasıl geçirmiş? Sayı ortalaması çok düştü bu adamın ya. Niye böyle oldu? Lamela'nın yanına yollayacağım seneye bakalım. Yılın birinci savunma takımında da var. Hep buralarda. Hep buralarda. Eledik eledik Washington'a e. gidiyoruz. Durun. Ne oluyor lan? 3-2. 3-3. Alakasız maçlar kazanıp finale çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Çıkamıyormuşuz. Ben çıkıyoruz sandım bir an. 101-107. Son 6 dakika. Ben Lamela Bull'un yanına dönüyorum abi. Ben Lamela Bull'un yanına dönüyorum. Direkt sezon sonuna götür bize. Ben Lamela Bull'un yanına gidip dönüyorum. Hornets'e geri dönüyorum. Hornets'te kötü ayrıldık. Paramızı istemiyoruz dedik. Serbest kalalım dedik. Ama şimdi Hornets evimizdir. Steve Clifford babamızdır. Geri dönelim Hornets'e. Bize kapısı her zaman açıktır oranın. Keçi Osman tabi böyle takaslayamıyoruz. 30 yaşına geldi o da. Çok uzun sürede basketbol oynamak istemiyor. O yüzden onu 2 sene daha şampiyon yapıp gold yapalım. Kolibali kalsın mı? 20 sayı atıyor. Kalsın lan. Seni verelim. Tamam. Yeni takım. Yeni takım. Aslında eski takım. Tam yeni takımla denmez. Charlotte Hornets. Biz yokken hiç şampiyon olamadı. Biz onlarsız şampiyon olduk. Şimdi geri dönüp Charlotte Hornets'i tekrar şampiyon yapacağız. Ve GOAT olduğumuzu tamamlayacağız. Sonra da kariyer simülasyonunun sonuna geleceğiz. Direkt sezon sonu. Direkt sezon sonu. Rebuild koltuğuna oturuyoruz. Keçi Osman'la son senemiz. O zaman. Rebuild yapacaksam son senem. Fred Deadline'da oturacağım o koltuğa. Trade deadline'de oturacağım o koltuğa. Son senemizde rebuild yapalım bırakalım. Bana bırakın. Evet Toygar bana bırakın. Koçu kovacağım. Şimdi Keçi Osman 24 sayıya da geri düşmüş. Ben bu takıma sayı atmayacak oyuncu arıyorum. Mesela Colin Sexton falan değil. Bu takıma rolünü bilecek oyuncu arıyorum. Bir tane uzun alacağım mesela. Sen Mark Williams'ı geri getireyim mi? Şampiyonlukta büyük payı var. Jeremy Sohan'la birlikte getireceğim. Bu takası yapıyorum. Mark Williams sen de evine geri dön. Herkes evine geri dönsün abi. Bu takas bile yeter biliyor musunuz? Bu takas bile şampiyonlar yeter. Ama Colin Sexton yerine de bir 3 numara bakayım. En azından daha fazla sayı atar şey ya. Bir tane bana savunmacı 3 numara versene. Ya böyle kalsın ya böyle kalsın. Bir tane takas yaptım. Sonuçlarını hepimiz göreceğiz. Koçumuz DD. Ne kadar kötü bir koçumuz var. Bir de koçu kovacağız. Mike Stafford falan hala duruyor mudur? Yok. Kim var abi head coach olarak? Tut Gibson. Taj Gibson değil. Tut Gibson'ı alıyorum. Hoş geldin hoca. Yeni hocamız hayırlı olsun. RJ Barrett nerelere düşmüş lan? 33 yaşında 77 overall'a düşmüş. Biz ne kadar ileri geldik ya. Keçi Osman'a da 48 dakikasını vereceksin. Etkilerini gösterdim mi? 33 sayı. Devam kazanacağız. Kazanacağız. En kötü Keçi Osman'ın sayı ortalaması artacak. Bak 3 maç üst üste kazandık. 3 maç üst, 4 maç üst üste. Ne oluyor bu takıma? Hiçbir şey olmuyor beyler. Play'in yaparız maksimum. Şurada bir galibiyet serisi. All NBA takımı, All NBA birinci takımı Keçi Osman. Son 3 senedeki en yüksek sayı ortalaması. Hatta ne son 3'ü lan? Son Charlotte'da olduğundan beri en yüksek sayı ortalaması. Bak 25, 22,5, 18. Sayı ortalaması Charlotte gelir gelmez arttı. Yılın savunma takımlarında yok artık. Sorun yok play de Toronto. Severiz. Charlotte Hornets de Toronto'yu sever. O diğer kariyermiş. O Charlotte Hornets rebuild kariyerimmiş. Burada çok sevmiyoruz. Ama hadi bir sezon daha. Hadi bir sezon daha. Hadi bir sezon daha. Benim Gotham Lebron acı. Ama bu adam 6 kere finale çıktı. 6 kere kazandı. Finallerde hiç kaybetmedi abi. 5 tane MVP'si var ya da 4 mü? 4 tane MVP'si var. Keçi Osman, Lamelo Ball, Mark Williams devam, Jeremy Sohan. Artık yaşlara bak. 31, 32, 32, 31. Son sezon. Bu sezondan sonra emekli oluyoruz. NBA'deki yeni GOAT Keçi Osman. Yani GOAT mu bilmiyorum. GOAT tartışmamız ortada ama bence GOAT olabilir. Play'inde sürünen adama GOAT'den bir tane play'in yaptı ya. Bir tane play'in yaptı. Hep playoff'taydı kariyeri boyunca. Artık 32 yaşında abi. MVP olamadık ama. All NBA birinci takımında Keçi Osman. Artık son senesi bunlara bakalım. 4 MVP, 6 şampiyonluk, 12 All Star, 7 kere All NBA birinci takımı. Yılın çayla savunma birinci takımları da var burada gözükmeyen. Bak mesela burada yine savunma ikinci takımına seçilmiş. Bu burada gözükmüyor. Play'in yapmışız. Chicago ile eşleşiyoruz. Simcast falan yok abi. Chicago'yu eleyemedik. İlk turdan elendik. Şöyle bir şey daha göstereceğim. Keçi Osman'ın kariyerindeki hatta en fazla sayı 69 sayı. Başka kimin kariyer rekoru 69 sayı? Biliyor musunuz? Başka kimin kariyer rekoru 69 sayı? MJ. Aynen öyle. Gold shit. Bunlar gold olayları. Yeni goldumuz, yeni goldumuz hayırlı olsun vatana millete. Ve şöyle diyeyim, bu daha sadece kaçıncı senesi? 32 yaşında bu adam daha oynar oynasa. Oynasa oynar. Ama her şeyi kanıtladı o yüzden oynamıyor. 12 senede 6 şampiyonluk. 12 senede 6 şampiyonluk dominasyon bu. 2028 29 30 31. 4 sene üstte şampiyon oldu. Ve farklı takımlarla ikisi üstünle ikisi Charlotte'la. Evet 4 sene üstte şampiyon olan bir oyuncu da yok NBA tarihinde. Var mı? Bill Russell var lan Bill Russell var. Ama NBA tarih Bill Russell milattan önce oynamış. Saymam. Rekor kitabına baktığımızda Keçi Osman kaç sayı atmışsın toplamda? Sadece 12 sezonda 31. sırada en çok sayı atan oyuncular listesinde 31. sırada sadece 12 sezonda mesela Hakim, Oscar Robertson bunlar 15 sene oynayan adamlar. Bu 12 senede yaptı bunu. Bütün şampiyonluklar peş peşe değil, arada bir sene boşluk var. Bir şeye daha bakacaktım. Burada 2 sene şampiyon oluyor. Sonra bir sene olamıyor. Sonra 4 sene üst üste oluyor. Bir şeye daha bakacaktık. Charlotte Hornets efsanesi oldu. Charlotte Hornets'in sayı rekoru ona ait. 69 sayı. İkincisi o. 65 sayı. La Melo Ball'la paylaşıyor. La Melo Ball'un 63'ü var. Keçi Osman'ın da 63'ü var. Yani en çok sayı atılan 4 maçın 3'ü Keçi Osman'dan. Böyle diyebiliriz. Üçlük rekoru da onda. La Melo Ball'la birlikte 12 üçlük. Asist rekoru biraz La Melo Ball domine etmiş orayı. Playoff'larda ise şu an playoff rekorlarına bakıyorum. Playoff'larda Charlotte Hornets'in attığı bir oyuncunun attığı en fazla 5 maçı bir oyuncun az kuracağız lan bu cümleyi? Bir oyuncu tarafından en fazla atılan 5 beş maçın 5'ine de Keçi Osman imzası var. Zor bir cümle oldu. Bu adam Goat de ne? Playoff'larda 20 reboundluk maçı var. 18 rebound. Burada da var. Rebound işinde de var. Top çalma işinde de var. Playoff canavarı. Keçi Osman goat mudur değil midir? YouTube yorumlarda belirtsin bunu. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda Keçi Osman goat olur mu, olmaz mı? Gerçekte böyle bir oyuncu olsa. Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Beni Instagram'dan, Discord'dan, YouTube'dan, Spotify'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın.